Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün fiziksel anlamda iş konusunu göreceğiz. İleri doğru yürürken ters yönde bana etki eden sürtünme kuvveti de aslında 3 soru soracaksınız. Tekrar ediyorum. Kuvvet uyguladın mı? Cisim yer değiştirdi mi? Cisim yer değiştirdiyse kuvvet doğrultusunda mı yer değiştirdi? Aslında fizik kurallarına göre hiçbir iş yapmıyorum. Oturduğun yerden para kazanmak da olsa gerek. Şimdi merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün fiziksel anlamda iş konusunu göreceğiz. Geçen dersimizde kütle ve ağırlık konusunu görmüştük. Şimdi de fiziksel anlamda iş konusunu göreceğiz. Şimdi herkes çok çalıştığından, çok iş yaptığından şikayet eder. Ama aslında bazı insanlar bütün gün fiziksel anlamda bir iş yapmaz. Örneğin ben. Şu an size oturup ders anlatırken aslında fizik kurallarına göre hiçbir iş yapmıyorum. Oturduğun yerden para kazanmak da olsa gerek. Şimdi ben eğer ki yerde duran bir kitabı kütüphanemin raflarına yerleştiriyorsam o zaman iş yapıyorum. Ama eğer ki ben sırtıma çantamı yüklenmiş dik bir şekilde yolda yürüyorsam fiziksel anlamda iş yapmıyorum. Nasıl yani? Ne zaman iş yapıyorum, neden yapmıyorum ya da nasıl yapmalıyım iş? Şimdi bu konuyu ayrıntılarıyla bir görelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz biz bir eylemi yerine getirebilmek için bir kuvvet uygularız. Az ya da çok bir kuvvet uygularız. Ben bu kuvveti uyguladığım zaman o cisim benim kuvveti uyguladığım doğrultuda, ne demekti doğrultu? Aynı yönde ya da zıt yönde hareket ediyorsa, yerini değiştiriyorsa ben iş yapmış sayılıyorum. Fiziksel anlamda iş yapmış sayılıyorum. Bir örnek vermek gerekirse ben tabletimi şu şekilde yukarı doğru ittirdiğimde tablet de yukarı aşağı hareket ediyorsa ben fiziksel anlamda bir iş yapmış oluyorum. Gelin biraz ayrıntıya girelim. Bakın benim yerde bir kutum duruyor. Bakın ben bu kutuyu şöyle kuvvet uygulayarak bu tarafa doğru çekmeye çalışıyorum. Ben eğer ki bu kutuyu gerçekten de çekip belirli bir miktar yer değiştirirsem bu bir iş anlamına gelir. Ben yerde duran bir kutuyu bakın dikey doğrultuda hareket ettiriyorsam yine iş yapmış oluyorum. Fakat yerde duran bir kutuya dikey yönde kuvvet uyguladığımda kutu yatayda yol alıyorsa o zaman bu benim yaptığım bir iş değildir. Ben fiziksel anlamda iş yapmıyorumdur. Şimdi fiziksel anlamda iş yapabilmek için kendinize şu soruları sorun. 1. Kuvvet uyguladın mı? Mesela duvarı ittiriyorum. Evet, kuvvet uyguluyorum. O zaman ikinci soruya geçiyorum. Cisim yer değiştirdi mi? Mesela duvarı ittirdim. Hayır, yer değiştirmedim. Bütün kuvvetimle duvarı ittim. Yer değiştirmedim. O zaman sen fiziksel anlamda iş yapmıyorsun. Düşünelim mesela sırtıma çantayı aldım dik bir şekilde yolda yürüyorum. Omuzlarımla çantaya kuvvet uyguluyor muyum? Evet uyguluyorum. İkinci soruyu soruyorum kendime. Çanta yer değiştiriyor mu? Evet. Okuldan çıktım servise doğru yürüdüm. Yer değiştirdi. Evet. O halde son soruyu da sor bakalım kendine. 3. Cisim kuvvet doğrultusunda mı yer değiştirdi? Doğrultusunda yer değiştirdi mi? Hocam bu ne demek? Şimdi arkadaşlar bakın doğrultu çok önemli. Biz doğrultuyu sürat konusunu işlerken görmüştük aslında. Otobüse bindim. Ankara'ya gidiyorum dediğimde Ankara yön belirtir. Ama ben otobüsle İstanbul-Ankara yolunda gidiyorum dediğim zaman bu bir yön belirtmez. Bu bir doğrultudur. İstanbul-Ankara doğrultusu. Ya da kuzey-güney doğrultusu ya da dikey doğrultu yön belirtmez. Bir doğru parçası belirtir. Ben yürürken biliyorsunuz benim ayağımda
yer ile bir sürtünme kuvveti oluşur ve sürtünme kuvveti daima benim hareket yönüme ters yönde etki eder ve benim hareketimi azaltır. Yani benim hareketimde sürtünme kuvvetinin de etkisi vardır aslında. O yüzden ben ileri doğru yürürken ters yönde bana etki eden sürtünme kuvveti de aslında iş yapmaktadır. Dikkat edin. Siz bu üç soruyu aklınıza kaydedin. Fiziksel anlamda iş yapıyor muyum? Örneğin tableti aldım, rafa kaldırıyorum. Tamam mı? Soruyorum şimdi. Kuvvet uyguladım mı? Evet, yukarı yönde. Dikey doğrultuda bir kuvvet uyguluyorum. Tablet yer değiştirdi mi? Evet, bu konumdaydı. Bu konuma geldi. Yer değiştirdi. Üçüncü soru. Tablet kuvvet ile aynı doğrultuda mı yer değiştirdi? Bir bakalım. Kuvvetim dikey doğrultuda. Tabletim de dikey doğrultuda. Evet, aynen öyle. Ben şu an fiziksel anlamda bir iş yapmış oldum. Üç soru soracaksınız. Tekrar ediyorum. Kuvvet uyguladın mı? Cisim yer değiştirdi mi? Cisim yer değiştirdiyse kuvvet doğrultusunda mı yer değiştirdi? Bu üç soruya da evet diyorsanız siz fiziksel anlamda iş yapıyorsunuz. Haydi birkaç örnek çözelim. Duvarı iten bir kişi arkadaşım iş yapmaz. Neden yapmaz? Çünkü kuvvet evet uygular. Duvarı ittiği için bir kuvvet uygular. Ama duvar hareket etmediği için iş yapmaz. Bir el arabasıyla yük taşıyan kişi. Bakın adamcağız ittiriyor bunu bu şekilde. Arabada aynı doğrultuda yol alıyor, yer değiştiriyor. O yüzden bu fiziksel anlamda bir iştir. Halteri kaldırıp havada tutan sporcu. Halteri kaldırırken iş yapıyorsun. Evet, yukarı doğru ittiriyorum. Halter de yukarı doğru kalkıyor. Fakat havada tutuyorsan cisim hareket etmediği için fiziksel anlamda iş yapmamışsın demektir. Dağa tırmanan dağcı. Kendini yukarıya doğru çekiyorsun ve gerçekten de yukarı doğru hareket ediyorsun. İş yapıyor. Elindeki çantayı sallayarak yürüyen bir kişi ne yapıyor eliyle? Sağa sola doğru elindeki çantayı sallıyor. Sallamadan yürüdüğünü düşünelim sevgili arkadaşlar. Elindeki çantayı sallamadan yürüyen bir adam eliyle şöyle yukarı doğru kuvvet uygulamaktadır. Ama çanta sağa sola doğru hareket ettiği için aslında iş yapmamış olur. Sallamadan yürürseniz. Sırtındaki çuvalla yürüyen kişi ben sırtımla çuvala yukarı yönde bir kuvvet uygularım. Dikey doğrultuda. Ama ayaklarım beni yatay doğrultuda hareket ettirir ve çuval da benim sırtımda olduğu için o da yatayda hareket etmiş olur. O zaman ben dikey doğrultuda kuvvet uygularken çuval yatay doğrultuda hareket ettiği için ben burada iş yapmış sayılmıyorum. Sırtındaki çanta ile merdiven çıkan kişi sırtımdaki çantaya sırtımda omuzlarımla yukarı doğrultuda yani dikey doğrultuda bir kuvvet uyguluyorum ve merdiven çıkarken de dikey doğrultuda hareket ettiğim için çantada dikey hareket ediyor, iş yapmış oluyorum. Yerdeki kolyeyi havaya kaldıran kişi kolye yukarı yönde yani dikey doğrultuda bir kuvvet uyguluyor ve kolye de havaya kalkıyor yani aynı yönde aynı doğrultuda yer değiştiriyor. O zaman evet iş yapmış sayılıyorum. Bir tane de çoktan seçmeli soru çözelim. Nehir yandaki eşyayı yerden kaldırmaya çalışmış ancak kaldıramamıştır. Dikkat! Eşya yol almıyor. Dikkat! Buna göre Nehir'in iş yapıp yapmadığını ve bunun nedenini açıklayan görüş aşağıdakilerden hangisidir? 3 soru soruyordum. Nehir iş yaptın mı? 1. Kuvvet uyguladın mı Nehir? Evet, yukarı doğru kuvvet uyguladım. 2. Cisim, koli yer değiştirdi mi? Hayır, yer değiştirmedi. O zaman sen fiziksel anlamda iş yapmamış oldun. Nehir iş yapmıştır diyenleri eliyorum. Nehir iş yapmamıştır çünkü cisim yol almamıştır. O halde cevabımız C seçeneği oluyor. İkinci soruya geliyorum.
Bir cismin uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket ettirilmesi fiziksel anlamda iş olarak tanımlanır. Evet, bunu çerçeveleyip duvara asmak lazım. Ece sırtında çantası ile P noktasından harekete başlayıp Z noktasında hareketini bitirmiştir. Ece bu aralıkların hangisinde fiziksel anlamda iş yapmıştır diye soruyor. Arkadaşlar, Ece'nin omzunda çantası var ve Ece kuvvetini dikey doğrultuda uyguluyor. Dikey doğrultuda. Ece'nin aşağıya doğru inerken şu şekilde hem yana hem aşağı doğru ilerlediğini görüyorum. Aşağı doğru ilerliyor olması aynı doğrultuda hareket ettiğini gösterir çantasının. Bu da iş yaptığı anlamına gelir. O halde P'den R'ye doğru fiziksel anlamda bir iş yapıyor. Fakat RS arasını düşündüğünüzde çanta yatayda yol alıyor. Bak, Ece dikeyde kuvvet uygularken RS arasında çanta yatayda yol alıyor. Hani aynı doğrultulu olmalıydı? O zaman RS arasında fiziksel anlamda bir iş yapılmaz. SZ arasına, daha doğrusu ST arasına bakıyorum. ST arasında hem yukarı doğru çıkıyor hem de yanda ilerliyor. İki kademeli hareket. Tamam, şu hareket fiziksel anlamda iş yapmasını sağlayacak bir kuvvettir. O zaman ST arasında da fiziksel anlamda iş yapılmıştır. Yani PR arasında iş yapıyorum, bir de ST arasında iş yapıyorum. Doğru seçeneğim C seçeneğidir. Çok da bir zor konu değil, öyle değil mi arkadaşlar? 3 soruyu aklınızda tutun, yeterli. Fiziksel anlamda iş yapabilmek için bir cisme kuvvet uygulamak ve cisme uygulanan kuvvetin doğrultusunda hareket ettirmek gereklidir. 4 çocuğun oyunları sırasında oyuncak arabaya yaptığı uygulamalar aşağıda verilmiştir. Bakalım çocuklar neler yapıyor. Ahmet oyuncak arabaya okla gösterilen kuvveti uygulamıştır. Şimdi şu şekilde kaldırıyor. Araba kalkabilir mi? Kalkabilir. O zaman iş yapabilir. Eylem oyuncak arabaya okla gösterilen kuvveti uygulamıştır. Ben tablete bastırdığımda, yani masa kırılabilir ama yerde duran bir tablete kuvvet uyguladığımda tablet aşağı doğru hareket etmez. O yüzden eylem oyuncak arabası üzerinde iş yapmamıştır. Fiziksel anlamda iş yapmamıştır. Arzu oyuncak arabaya okla gösterilen kuvveti uygulamıştır. Ama duvar var. Duvara yaslanmış araba. İttirdiğinde araba hareket etmez. Araba yer değiştirmediği için fiziksel anlamda bir iş yapılmaz. Ata oyuncak arabaya okla gösterilen kuvveti uygulamıştır. Arabanın ok yönünde hareket etmemesi için bir sebep var mı? Ben göremiyorum. O zaman burada iş yapılmıştır. Kesinlikle iş yapamaz denenler eylem ve arzu olacaktır. Peki. Şimdi biraz teorik bilgiye geçelim. Yapılan işin büyüklüğü. Şimdi önce bir sorduk. Arkadaşım, çok mu çalıştın? Evet, çok çalıştım. Anlat bakalım neler yaptın. Hatta ben sana sorayım. Kuvvet uyguladın mı? Uyguladım. Cisim hareket etti mi? Etti. Kuvvetle cismin hareket doğrultusu aynı mıydı? Evet, aynıydı. O zaman tebrikler arkadaşım. Sen fiziksel anlamda iş yaptın. Ama az mı yaptın, çok mu yaptın? Şimdi arkadaşlar, az kuvvet uygulayarak az yer değiştirirsem az iş yapmış olurum. Çok kuvvet uygulayıp çok yer değişikliği yaptırıyorsam da çok iş yapmış olmalıyım. O halde fiziksel anlamda yapılan iş uygulanan kuvvetin büyüklüğüne, tabii uygulanan derken iş yaptıran kuvvetten bahsediyorum. Uygulanan kuvvetin büyüklüğüne ve cisme yaptırılan yer değişikliğine bağlıdır. Ne kadar çok kuvvet uyguluyorsan, ne kadar çok yol aldırıyorsan o kadar çok iş yapmış olursun. Uygulanan kuvvet ve cismin yer değiştirme mesafesi artarsa yaptığın işin büyüklüğü artar. Fiziksel anlamda yapılan iş uygulanan kuvvet ve cismin yer değiştirme mesafesiyle doğru orantılıdır. Şimdi kuvvetin birimi Newton'du.
Alınan yolun uzunluğu da metreydi. Şimdi yeni bir birim öğreneceksiniz. Newton metreye biz joule diyoruz. Joule işin büyüklüğüdür. Kaç joule iş yaptın kardeşim? Bu önemli. İşin birimi joule olarak verilebilir. Aynı zamanda kalori de kullanılır. Bu da ekstra bilgi, aklınızın bir kenarında bulunsun. Evet, o zaman şimdi sizlerle son bir soru daha çözelim. Fiziksel anlamda yapılan işin değeri uygulanan kuvvetin büyüklüğüne ve cismin aldığı yolun miktarına bağlıdır. Seçil 2 Newton ağırlığındaki bir kutuyu birinci, ikinci ve üçüncü durumlarda yaptığına göre fiziksel işlerin büyüklüklerini diyor, kıyaslayınız diyor. Zeminden aldığı yerden 60 santim yükseklikteki üçüncü rafa yerleştirdi. Şimdi şurada şu bilgiyi vermek istiyorum. Eğer ki bu 2 Newton ağırlığındaysa yer bunu 2 Newton'la çekiyor demektir. Benim de sabit süratle hareket ettirebilmem için ona 2 Newton'luk kuvvet uygulamam gerekir. O halde 2 Newton uyguluyorum, 60 santim yol aldırıyorum. Yani 0.6 metre yol aldırıyorum ve 2 Newton'luk kuvvet uyguluyorum. 1.2 joule'lük iş yapmış oluyorum. Üçüncü raftan alıp 20 santim daha yüksekte olan kitaplığın dördüncü rafına koyuyor. Yani 20 santim yol aldırıyorum. Yani 0.2 metre yol aldırıyorum ve yine 2 Newton kuvvet uyguluyorum. Üçüncüsünde de raflarda güzel durmadığına karar vererek dördüncü raftan zemine indiriyorum. Şimdi her raf 20 santimdi. O zaman 4 raf aşağı indiriyorsam 80 santim hareket ettiriyorum demektir. 2 Newton'u uyguluyorum. 1.6 joule. Aslında hocam bu formülü uygulamam gerekiyor mu? Hayır. Çünkü her bir basamakta aynı kuvveti uyguluyorsun. Sadece mesafeler farklı. Mesafelere bakarak da kıyaslama yapabilirsin. O halde fiziksel işin büyükten küçüğe doğru sıralanışı 3, 1, 2 şeklindedir. Yani doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Evet arkadaşlar, fiziksel anlamda iş yapıp yapmadığınızı, fiziksel anlamda iş yapıyorsanız da ne kadar iş yaptığınızı bulmayı öğrendiniz. Güzel bir tekrarla Aydın Yayınları Fen Bilimleri Beceri Temelli Soru Bankası'ndan bolca soru çözerek, çözemediğiniz soruları da öğretmenlerinize sorup öğrenerek bu konuyu iyice pekiştirebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.